Olmuşken çok değişik bir akvaryum olsun bu. Petralarım, bence akvaryumun en güzel balıkları bunlar oluyor. Ama ben heyecanlandım anne, ben kurkur anne şimdi kur lütfen dedim. Yine Lina balıklar gidiyor. Burası Dina'nın uyku köşesi. Artık balıkları sana emanet. İyi bak onlara, tamam mı? İşte şimdi işin en zevkli kısmındayız. Bir sürü de kaka yapmışlar. Bu ne böyle? Devir. Gel tatlım, ben seni alayım, gel. Çok. Gel gel. Ama balık sen ha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni akvaryumumuzun kurulumunu yapacağız. Biliyorsunuz bunu biz çok severek almıştık. Fakat içerisinde büyük bir köpek balığı almıştık. Bize yazanlarınız çok olmuştu. O köpek balığı için o akvaryumunuz çok küçük. İnanın çok fazla yaşamaz. Ya akvaryumu büyütün ya da köpek balığını geri verin dediniz. Aslında öyle bir sıkıntı yaşamadık. İçerisinde yaşıyor ama gerçekten şunu anladık ki içinde büyümüyor. Yani ölmedi. Hala canlı, bir yıldır bizimle yaşamaya devam ediyor. Fakat çok fazla büyümüyor gibi ya. Birazcık büyüdü. Yani normalde çok çabuk büyümesi gereken bir hayvanmış bu. Çok çabuk büyür. Alır başını gider demişlerdi. Gerçekten haklıymışsınız arkadaşlar. Gidip yeni bir akvaryum almıştık. Altına da dolap yaptıralım yeni aldığımız eşyalara uygun diye. Sipariş vermiştik ama yeni aldığımız akvaryumun siparişini sonradan verdiğimiz için eski ölçüye göre almış yanlışlıkla yapan arkadaş. Olsun, biz yine böyle idare ettik. Diğeri de burada. Nihayet yapılıp geldi arkadaşlar. Uzun sürede olsa ve epeyce büyük bir akvaryumumuz oldu. Bunun böyle şu an çok çıplak sadece camdan oluştuğuna bakmayın. Birazdan çok süslü püslü, çok şahane bir hale gelecek. Ve tabii bu kadar acık balık bu kocaman akvaryumun içinde de yok gibi bir şey olacak. O yüzden bugün 1 milyon tane balık alacağız. 1 milyon tane olmasa da epey bir balığa ihtiyacımız var. Aynen. Rengarenk çeşit çeşit balıklar alalım dedik. Belki bulursak köpek balığımızın yanına bir tane de eş alabiliriz. Gören geliyor. Oh, yatın yatın. Birazdan oraya balıklar da oluşacak. Dorinler de küçük kuytu köşe var orada. Böyle yerleri seviyorlar. Şimdi balık almaya gideceğiz. Aslında bunun içini şimdiden hazırlayıp bunu da buna doldurup gelenleri içine atmayı gönül isterdi. İşimiz daha kolay olurdu öyle ama bunun içine bayağı yüklüce bir taş almamız lazım şu taşlardan. Işıklandırma almamız lazım. Bu ışıklandırmamız yetersiz. Derecesini almamız lazım. Suyun derecesini, ısısını bilmemiz için falan. O yüzden önce akvaryum hazırlığımızın da alışverişini yapacağız. Sonra gitmiş balıklarımızı da alacağız. Gelince de yeni bir akvaryum kuracağız sizlerle. Bugünkü videomuz akvaryum kurmaca. Evet anne, yalnız bir şey diyeceğim. Tek renk taş almayalım. Renk renk taşlar alalım ya. Ne kadar güzel olsun. Bence kum de. Alalım kum. Bence de. Kum alalım, renk de alalım. İnce kum alalım. Renkli de alalım. Bir köşesini renkli yapalım. Bir de böyle içine yeşillik yeşillik bitkiler alalım. Bu seferki çok süslü olsun. Gidiyoruz, gidince görüşürüz arkadaşlar. Hadi gidelim alışverişe. Dorin uyudu. Uyusun boşver. Birazdan çıkacak zaten. Tarçın da nasıl giriliyor diye bakıyor. Aynen. Dur kızım, ben seni soruyorum. Evet. İlk zeminini oluşturalım o zaman. Taşını, kumunu falan alalım. İlk girdiğimde gözüme en çok şu çarptı, biliyor musun? Bak baban kesin bunu ister. Sarı lacivert. Ben sarı lacivert istedim kızım. Aslında akvaryumda bu daha güzel görünebilir Lina ya. Bence de. Şurada bu daha güzel. Bak akvaryum rengi. Anne bir tane de bundan alalım ama. Ama o zaman çok karışık olabilir. Karar ver ya, ondan olsun ya bundan. Bu. Şimdi şunu yapmaya karar verdik. Lina bunu çok istedi. Lina'nın da gönlü olsun, benim de dediğim olsun diye. Bunu Lina'ya küçük bir fanus yapacağız arkadaşlar. Kendi fanusu olacak Lina'nın. İçine de istediği bir tane balık koyacak. Altını da bu taşlarla süsleyeceğiz. Onu da senin odana koyarız. Yeah. Ama onu sen besleyeceksin. Tamam, ona ben hiç karışmayacağım, tamam mı? Tamam, üç tane bundan alalım. Renkliler tabii üstte kalacak. Altına da şöyle boyasını çıkarmayan düz renkler almak önemli. O yüzden şu beyazlardan akvaryum büyük olduğu için en az 10 tane almak gerekiyor. 15, 12, tamam. Taşlar bu kadar yeterli herhalde. Bence fazla bile yani. Yok yok, fazla değil akvaryum. Yani onun sürekli temizliğini de düşünmek lazım. Bir şey olmaz, onu sen halledersin. Hayır, bana patladı. Tamam, şimdi üstüne. Yine bizim bir kuru kafamız vardı, o duracak. Ben onu çok seviyorum. O dursun değil mi Taner? Bence durmasın. Yanına da böyle süs bitkileri almıştık. Ama bu kez süs bitkisi olmasın dedik. Böyle gerçek bitkilerden koyalım. Canlı bitkilerden. Aslında şu içi yan yana çok güzeller ya. Evet, bence de onlar güzel. Değil mi? İçi yan yana çok güzel. Üçü de çok güzel.
Bence biz bu üçünü de alalım. Hatta şu testi de güzel bir onu da mı alsak arasına? Bence ama kuru kafa var ya, yok. Kuru kafa onu. Yerine onu al. Hayır, kuru kafayı koyacağız. Ya, kuru kafayı istiyorsunuz ya. Değil mi arkadaşlar? Herkes seviyor onu. Onu da arkadaşların yorumuna göre bırakayım o zaman. Tamam. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kuru kafa kalsın diyenler yazsın. Eğer ki kalmasın diyenler çok fazla sayıda olursa içinden çıkartacağım. Ama gidince koyacağım içine. Evet, şimdi balıklara geçelim. Bakın şu tipsiz. Tipsiz hangisi? Ama çok tatlı ya. Nerede? Bak şurada şey, teleskop gözlü bir Japon var. Arkadaki siyah diyorsun. Ben onu baktığımda teleskop zannettim. Gözleri, rengi falan aynı onun gibi ama Japon balığıymış o. Tamam, bir tane ondan bakalım. Alalım. Bir tane de bizim irice bir Japonumuz var ya aynı şundan. Onun eşi maalesef ki öldü ya. Yanına bir tane yine eş koyalım. Yalnız kalmasın koyalım. O. Arkadaşlar Lina kendine çok süslü bir akvaryum bulmuş. Aa, gerçekten güzel. Çok tatlı ama ya. Çok da bak, dekoratif. Minnacık. Bunun içine bir tane Japon alalım mı? Odana da çok yakışacak. Ona bete olur. Tamam, o zaman Lina baksın, biz balıklarımıza tamam, devam baksın, edelim. Biz balıklarımızı ala ala gidelim. Ya benim balığımın güzelliğine bak. Yakından bir alsana kocaman. Bu teleskop çok yapalım güzel değil mi? Ya. Evet. O benim balığım sana. Tamam. Kara kız koydum adına. Kara şimşek. Neyse, eve gidince düşüneceğim. Daha koymadım. Daha koymadım ama kız mı dişi mi erkek mi onu da bilmiyorum. Gel kızım gel. Anneciğim bak artık bu bizim oldu. Poşete sığmadı tombiş. Evet. Kombiş seni. Oh. Sana balık. Çok iyi bakacağım. Ay balıklama çok güzel atladı. Ya. Evet, birinci evet. Balığımız hazır. Bir tane şu tombiş turuncuyu alalım. Bizimkinin aynısı, ona eş olsun. Bu biraz daha büyük sanki. Yok, bizimkiyle aynı. Hatta bizimkinin göbüşü daha büyük gibi. Çekiç kapalı. Çekiç kapalı derken? Bizdeki. Biraz daha kafası şöyle ilk. Oh. Evet. Yanına da şurada bir sarı var, üstünde de siyah benekleri var. Sap sarı bir şey, limon sarısı. Onun adı limon olsun bak. Hiç bu renk balığımız yoktu, sap sarı. Evet, bu ikisi de bizim oldu artık. Ay çok tatlı. Güzel de. Çok güzel olacak. Ne o? Benekli. Baksana, çok değişik bir şey var burada. Vatos mu? Onu bir sormam lazım. Ters yüzen çöpçü balığı. Ters yüzüyor. Çok değişik bir balık. Sağ solu belli değil bunun. Şu mu? Evet. Kocaman. Kocaman. Taşa yattı. Ama onu hiçbir zaman göremeyeceğiz ters yüzdüğü için. Öyle de bir şey var. Alalım mı? Görünmez demiyor. Ters yüzüyor. Ters yüzüyor da gelmiyor işte. Ters. Tamam. Ya da böyle böyle mi gelecek bize doğru? Ya bence ismi öyledir ya. Ters yüzmez. Boşuna ters yüzen değildir. Ters yüzüyordur ya. Gerçekten ters yüzüyor. Bak duydun mu? Ters Allah yüzüyormuş. Allah. Özellikle yem hiç yerken. Hiç öne gelmiyor mu? Gelir. Özellikle yem yerken ters yüzer. Hadi bir tane de ondan olsun. Değişik olsun ya. Kolay olsun değil mi? Olmuşken çok değişik bir akvaryum olsun bu. Evet, geliyor. Ters bak, güzel. Bak ne kadar güzel. Bak bıyıklara bak. Leopar seni süslü. Oo, süslüymüş gerçekten. Ters ters yüzdüğü için bunun adı Aksi. Aksi koyduk bunu da. Hay Aksi. Hay Aksi. Gel bakalım. Aksi kız. Şurada bakın çizgili çizgililer var arkadaşlar. İsmi Zebra'ymış. Aynı pijama giymiş gibi. Gafur vardı ya, Gafur'un pijaması gibi aynı üstleri, derileri. Onlar çok hoşuma gitti. Onlardan alalım birkaç tane. Bir de çatal kuyruk var ya. Makas kuyruk. Şeffaf ya, o da beyaz da değil. Şeffaf bildiğin. Baksana içinin kılçığı gözüküyor resmen. İki tane şeffaf makastan alalım. İki tane de renkli pijama. Neydi? Zebra. Zebra. Zebra'dan alalım. Geriye kaldı yine benim vazgeçilmezim tetralarım. Bence akvaryumun en güzel balıkları bunlar oluyor. Renkli. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Onda gözümüz kalıyor, bunda gözümüz kalıyor. Ama içine girdiği zaman en kendini gösteren fıstık gibiler de bunlar yani. Değil mi Tanrı? Evet. O yüzden ben akvaryum büyüdüğü için tabii bunları da çoğaltmak gerekiyor diye bir 15 tane de buradan alacağım. Şunlar daha böyle pastel renkler herhalde. Bunlar daha yeşil gibi. Öyle mi? Pastel. Ne ama öyle ama yani baksana. Evet, burası pembe nalı, mor dolu. Burası yeşil sadece yani. Daha çok fosforlu bunlar ya. Yani hepsi pastel de. Burada daha bir canlı geldi gözüme. Biraz daha büyük sanki bunlar. Bizim evdekiler de yeşil ağırlıklı. Şuradan bir kepçe dolduralım. Burada da deniz akvaryumu var arkadaşlar. Evet, benim favori balığım. Hemen içeri gidiyor. Geliyorlar bakalım kısmetler. Tekrarlar geliyor. Kaç tane? Ay şu mor inşallah gelir. Mor bir tanecik kalmış zaten. En sevdiğim de renk. Şurada. Gel kızım. Gel 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 gel. Bunlar da çok atik. Haydi. Ya. Aferin sana. Vay be. Geldi fıstık. Kaç tane say bakalım. Bence 7 vardır. 7. 7'ymiş bak gördün mü? Çöpçüyle beraber. Evet. Ülkenin hisleri kuvvetli.
Yakalım. Bir de ki bu akvaryumdaki bütün bitkileri de istiyoruz biz üçünü de. Bir tanesi de karantinaya alınmış orada. Niye öyle yazık ya? Beta. Beta ya. Neden öyle ayrı duruyor? Kavgacı balık. He, biz aldık, bunlara bir şey yapmasın. Siz dişisini aldınız. Tamam. Ha, sudan çıkınca çok duruyorlar ama. Evet. Başka balık olsa hemen zıplar. Zıplar. Bu da Lina'nın balıkları. Lina evet. Kendi akvaryumuna seçti. Siyah beyaz Japon balığı. Evet. Evet. Teleskopla. Arkadaşlar beyazların ismini bulamadım. Beyazın ismini yorumlara yazın. Lina mora karar verdi arkadaşlar. Evet. Ondan vazgeçti. Kırmızıya karar vermişti. Ondan da vazgeçti. En son kararı mor. Mor da benim sevdiğim renktir. Evet arkadaşlar. Veya akvaryumum ilk geri gelmez. Ben istediğim için göremediniz. Ama ben heyecandan anneme kur anne şimdi kur lütfen de. Ve evet. Annem bana dayanamadı. Hemen kurdu ve çok tatlı olmuş. Evet. Benim çok bana... basitti zaten. Bu arada arkadaşlar şu beyazın adını söylemenize gerek kalmadı. Ben adını pamuk koymuştum. Evet. Teleskop gözlüğü var ya siyah olan. Evet. O da Japon ama teleskop Japonmuş. Onun adını teleskop olarak kalsın istiyor Lina. Evet. Beyazın adını da pamuk koydu. İkisi de Japon. Şimdi Lina'nınki hazır. Bunu hemen ağzını kapatıp balıklarını koyup yemlerini koyup odasına koyacağız. Akşam olduğu için Lina yatacak. Biz de akvaryumumuzu hazırlayacağız. Ve Lina sabah uyandığında Lina'ya da sürpriz olacak arkadaşlar. Sabah uyandığında görecek Lina. Bu su buna fazla gelir mi acaba? Her okuldan geldiğinde sen besliyorsun bunu, tamam mı? Ben 4 tane koysan yeter. Döküyoruz. Lina balıklar gidiyor. Ay geldiler. Lina balıkların girdi bak. Hemen yemleyelim. Koy kızım, saydın mı? Aferin. Ay. Bunu hemen yerini belli edelim. Oo küçücük ama çok ağır oldu. Tabii gel sen ışığını aç. Koş ışığını aç odanın. Ben bunun yerini ne yapalım? Şu kitaplarını al oradan bir tane. Burası Lina'nın uyku köşesi. Gece lambası var, kitapları var. Artık bunun yeri burası. Çok güzel oldu. Oy benim pamuğum. Oy benim uş. Hay Oscar diyesim. Teleskop. Ay benim teleskopum. Siz ne kadar tatlı oldunuz öyle. Siz ne kadar tatlı oldunuz. Size iki tane şemsiye vereyim. Şuraya şans için koyayım ben sizin için. Aşkım. Ay çok güzel oldu. Artık balıkların sana emanet. İyi bak onlara, tamam mı? Tamam anneciğim, iyi bakacağım onlara. İyi geceler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet, Lina Hanım uyuduğuna göre biz de artık akvaryumumuzu halletmeye başlayabiliriz. Bu minnokları buraya dizdim. Epey bir balığımız oldu. Tabii bizim şu an elimizde hali hazırda olan akvaryumumuzun içi de balıklarla dolu. Bir de bu vardı. Ben bunun adını aksi koymuştum ya. Ama nasıl gerçekten ismini hemen dakikasında anlamışım. 3 tane poşet koydular böyle. Üçünü de üst üste yırttı. Poşetleri patlattı patlattı çıktı içerisinden. En son bunu artık kovaya koyarak gönderdiler. Bu süslü kızımız vardı ya ters yüzen. Bıyıklara bak. Neyse şimdi hemen akvaryumumuzun kumlarıyla başlayalım arkadaşlar. Ben koyuyorum bütün taşları. Sen götürüp yıkıyorsun. Arkasından ben bunları akvaryuma yerleştiriyorum. Sen de su taşıyorsun. Vallahi anlaştık. Süper senin işin. İş paylaşımımız süper. Oo, bir kamyon. Bir kamyon. Vallahi dev akvaryuma da bir kamyon lazım ama zaten. Bir kamyon kum, çakıl. Ama dev akvaryum. Öteki akvaryumda hatırlıyorsan Lina ile ikimiz yıkamıştık Taner. Bu sefer görev sana düştü. Yıkarım tabii ama. Yıka yıka, zevkli oluyor zaten. Zevkli diye sana bıraktım ben. Bana bıraktın, zevkli diye. Evet, çok zevkli. Süper. Bu kimin kocası? Bu benim kocam. İşte şimdi işin en zevkli kısmındayız. Bunları tabii önce akvaryumu almadan önce hemen buraya bir alacağız. Akvaryumumuzun içini hazırlayacağız çünkü. Gelin bakalım güzeller. Benim süslü tetralarımla başlayalım. Hop. Hey! Bir sürü de kaka yapmışlar. Bu ne böyle pislik içinde? Hemen bir çöpçü atalım. Onları bir temizlesin. Gafur pijamalı mı vardı kuyruk. Burada? Neydi? Evet makas pijamalılar kuyruk. Vardı. Makas vardı. Pijamalının yani. Adı neydi? Zebra. Pijamalı koydum ben onun adını. Hop. Ay! Aferin size kızlarım. Çöpçü geldi. Ay şunların tipine rengarenk. Şu laciverte vuruldum. Çok tatlı. Hadi kızım. Hadi kızım aşağı. Yavaş ötekilere baskı yapma. Çabuk çabuk hemen devir. Bir aksın ay orada. Öbürlerini devir, devirme. Devir.
Çok ilginç bir balıkmış. Ay ya. Evet ya, şu şeylerine bakar mısın, uzunluklarına? Onlar ne, süzgeç mi, yüzgeç mi? Yüzgeç ya. Yüzgeç, süzgeç. Hadi hadi bak, onun yüzgeci dışarıda kaldı. Su bir dakika, öbürlerine zarar verecek mi diye merak ettim. Gözleri de maviymiş. Hayır, hiçbir şey yapmaz. Evet, şimdi Japonları alayım. Akvaryum bu sefer de küçük dersen artık hiçbir şeyine karışmam vallahi, yeter. Bu sefer duvardan duvara yaparsın be hocacığım. Hop, balıklama ağaç. İkisi de çok güzel. Balık da ayrı bir zevk ya. Ayrı bir zevk, gerçekten çok keyifli. Bu benim. Tamam, bu benim balığım. Ya. Buna gözün gibi bak. Biz de kızartıp yemeyeceğiz herhalde. Gözün gibi bakacaksın buna, Allah tamam Allah. Mı? Önce bunun yemeği verilecek, suyu verilecek. Ay! Allah! Of! En irileri de buymuş ya. Ha. Evet. Şimdi akvaryumumuza başlayalım. Şu küçük neydi? Neydi? Teleskop beta, değil. Beta. Ha, beta. Şimdi akvaryumumuzdaki balıkları buluşturalım bunlarla. Gel benim güzelim benim ya. Artık seni daha da büyüteceğiz. Aldım işte. Gel. Gir gir gir. Girmesi kolay da çıkmıyor işte. Sıkıntı orada. Kaldı bak burada, görüyor musun? Nasıl çıkacak? Çünkü i̇şte elini, böyle. Oldu. Gene balık girdi gerek. Bunun içine ya. Ay. Çünkü elinle tutup ters çevirmediğin için her defasında aynısını yaşayacak. Of. Ya, bu zevki Taner'e de yaşatmak istemiyorum ki. Veremiyorum o yüzden. Hayır, ne zevk? Zevkli ama. Ne yapayım, işin en güzel tarafı bu. Gelin kızlar. Hop, sizi şöylece bir alayım. Gel. Gel kızım. Aferin kızıma. Hemen alttan tut, ters çevir. Tamam tamam, sakin olun. 2, 3, bu sefer dediği gibi yapacağım. Ay, tutamam ben orayı, balık yığını. Balık yığını şöyle bir ters çevirelim. Hop. Olmadı. Taner ya, gel. Yani. Gel gel, bu olmadı. Yoksa balık kalmayacak elimizde. Balık. Balık kalmayacak. Bura doldu, ben korkuyorum. Gel. Bıraktım evet, bak. Diğerlerine böyle çarparsan tehlikeli yani. Evet. Hadi bakalım Taner. Bak, şöyle yapacaksın Rukiye. Ne yapacağız Taner? Şöyle bak, tutacak. İşte sen balıkları da tutmuş oluyorsun. Ben de o yürek ne gezer? Yani o olmazsa olmaz zaten. Ben yapamam onu. Yapamazsın başka türlü. Ay Japonum, şöyle gördün mü sen artık yalnız kalmaktan kurtuldun. İki arkadaş daha geldi yanına. Ay, bir sürü balığımız oldu, çok güzel. Yeni akvaryumu yalnız bak, acayip merak ediyorum. Nasıl olacaklar değil mi? Ben nasıl olacaklar? Ediyorum. Merak ediyor musun Taner? Hem de çok. Beğenmeyen beğenene para versin. Taner'i cam damarından vurmanın yollarını arıyorum. İşin gücün paraya. Bana diyorsun ama. Hayır, senin cam damarından her vuruyorum. Her şeyi paraya bağlıyor. Çünkü sen parayı seviyorsun ya, seni kızdırmayı da ben seviyorum. Hmm. Cebini boşaltınca... Kişi kendinden bilir işi. Hayır, cebini boşaltınca aynen, Taner'in öyle rengi kaçıyor ya arkadaşlar. Ben de o rengi yakalamaya çalışıyorum. Evet, akvaryumumuz boşaldı. Şimdi yeni akvaryumumuzun hazırlığına başladık arkadaşlar. Arkasına gördüğünüz gibi böyle bir deniz manzarası mavi bir kağıt yapıştırdık. Bu içerisindeki köpük bunu desteklemesi içinmiş. Tabii üstünde cam da var. Direkt köpük yok yani altında. Arada kalıyor o köpük. Beyaz taşlarımızla başlayalım. Rukiye'ye oyun çıktı. Bana da oyun, eğlence. Çok keyifli aslında gerçekten böyle şeylerle uğraşmak. Tabii ki keyifli. Bunu böyle yaparsam camı leke yapar mı acaba? Düzgün dökmen lazım. Hadi Rukiye, aslan Rukiye. Çok almışsın değil mi? Çok değil, tam. Çok çok. Tam. Şununla da ada yapalım hadi. Adacıklar yap. Adacıklar. Dökmüşsün ya. Tamam. Olduğu kadar. Ya beyaz hali mi daha güzeldi, böyle mi daha güzel? Vallahi bence beyaz. Şöyle mi yapsak? Beyaz evet, daha beyaz canlı, baksanıza ya. Tabii. Beyaz daha şu güzel. Beyazı. Ben beyazları üstü alıyorum. Bunlar altta kalsın. Keşke hiç koymasaydık, almasaydık onu. Bence de. Yeşillikten önce akvaryumun gülünü koyayım arkadaşlar. Canım benim. Güle bak, kuru kafa. Evet. Ben çok seviyorum. Ne var? Arkalara gömün demişti. Aha, kenarlarına destekle. Bu saat 1 olmuş arkadaşlar. Ay gerçekten saat şu an tam 1. Ve biz akvaryum yapıyoruz hala. Bitmiyor ya. Çok 6'dan beri buna uğraşıyoruz. Yani sizin sadece izlediğiniz kadarını zannediyorsunuz ama çok iş çıktı mi gerçekten? Ay çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bir de balıklar girince var ya, şahane olacak. Motoru, ışığı falan girince, bir de yerini alınca süper olacak. O kafatası bence büyük oldu ya. Hayır, büyük falan değil ya. Çok güzel. Testi bak, alacağım testi. Süper olurdu buraya. Çok ya güzel olur. Evet, yerini aldı arkadaşlar. Süsleyince çok daha güzel olacak. Estansı da böyle koyayım o zaman. Şimdi şu hava kabarcıkları bırakan şey ne işe yarıyordu? Oksijen mi?
Ha, oksijen buradan böyle püskürtüyor ya arkadaşlar. Bu neydi? Resistans. Suyun sıcaklığını mı dengede tutuyor? Evet, 26 derecede olacak. Tamam. Şimdi suları doldurup geliyorsun Taner'cim. En az 15 kova. En az. Ne en az? Hayır, ne 15'i? Giriyor ben sayacağım. İddiasına? Kesinlikle. 15 kova. Ben de diyorum ki 22 kova. Kim daha yakınsa? Ne dilerse yapacak. Ne dilerse evet. Tamam, her şey. En zor da olsa o olmaz bilmem ne, pazarlık etme tamam, şansı itiraz yok. Tamam, itiraz yok. İtiraz yok. Maddi 22 manevi. Kova diyorum. Sen tamam. 15. Haydi arkadaşlar, ilk kova geldi. Şansınızı gönderin. 22'ye çıkartalım şu kova sayısını. O kovadaki su burada akvaryumda hiç görünmezse bilin ki ben kazandım. Dibinde kalması lazım. Ne oldu daha? Aman. Yükseldi ya bu. İkinci kovamız geldi. Beni kazanacağım kesinleşti. Yok canım, hiç de öyle bir şey yok. Arkadaşlar yazın ne yaptırayım. Ben şimdi anladım. Üçüncüyü dolduruyor, kovayı büyüğünü seçmişsin Taner. Hayır. Kazanmak için. Kova buradaydı zaten. Vallahi büyük kovayı seçmiş. Bu iki kova yerine geçiyor. Kocaman davacana gibi kovayı almışsın Taner. Kova buradaydı zaten. Buradaydı da ben bunu hiç hesap etmemiştim. Tam doldurmuyor musun? Aa, üç taneyle yarıya geldi. Neyse, 22 kaçtı. Kova uçtum ben ya. 4. Beşinci de geldi. Yani benim kaybettiğim kesinleşti. Daha saymama gerek yok. Evet, suyumuzu da tamamladık. Böyle oldu. Suyumuz şu an hafif böyle bir grilik var. Hafif bir bulanık gibi görünüyor ama o tabii yeni doldurduğumuz için öyle. Böyle bir 1-2 saat geçtikten sonra, dinlendikten sonra daha canlı, net net bir şey çıkacak ortaya. Gel tatlım, ben seni alayım, gel. Tamam tamam, gel. Sakin sakin. Hı? Sakin canım, tamam. Çık bakalım. Bu arada suyun ilacını unutmuşuz biz arkadaşlar ya. 2 tane su ilacı almıştık oradan. Birer kapak dökmemiz gerekiyormuş aylık olarak. Ama aldık, orada unuttuk geldik. Böyle başlayayım. Ooo, bu da dışarı atlayacak diye korkuyorum. Çık. Hadi gir bakalım. Hemen korkudan bak. Bak buraya sokmak kolay. Diğerinden alıp çıkarmak zordu. Gelin kısmetlerim, gel. Hepiniz de gelin. Kaldırın. Oy! Oy! Ay korktum. Çabuk 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 çabuk. Gel gel. Of, amma balık geldi ha. Ay nasıl hissediyorum, elimde titriyorlar ya. Çık vay bakalım. Be. Ama tam bir balık ustasıyım ya. Anandan balıkçı mı doğdun Rukiye? Daha bunlar bir de büyüyecekler. Daha minnok büyürler bunlar, minnok minnok. Asıl minnoklar burada. Gel çırpınma. Nasıl da yakıştınız siz oraya? Bunun gözünde bir sakatlık mı var ya? Evet, bir gözü büyük. Evet, bir gözü küçük, bir gözü kocaman dışarıda. Cinsinden mi yoksa gözünde mi bir sıkıntı var acaba? Ya şu gözü normal bak, dışarıya pörtlek olan. Sanki şu küçük gözünde bir sıkıntı var. Bilenler var mı arkadaşlar? Teleskopun böyle gözleri biri küçük biri büyük mü oluyor, yoksa bu gözünde mi bir sıkıntı var acaba? Yeni yuvanıza hoş geldiniz. Morla pembe şunların tatlılığına bak, şunların Allah'ım. Ana kraliçeyi belli ediyorum ben. Evet, her ne kadar bu benim kızım olsa da ana kraliçe bu. Evet, köpek değil mi? Balığı. Köpek balığı. Göz ağrımız. İlk göz ağrımız. Sırf o sebeple alınmıştı ilk akvaryumumuz. İlk doldu doldu baksana. Bayağı doldu ya. Bayağı doldu. Hatta kalabalık bile diyebiliriz. Hayır, kalabalık diyemeyiz. Gayet güzel oldu. Şimdi şunları fişeye ve ışığımız geliyor. Evet, birinci ışık. Birinci ışık. Hadi bakalım. Bu da ikinci ışık. Çok daha güzel görünmedi mi? Evet, çok güzel. Ya nasıl tatlı oldu. Şöyle yakından alalım. Diğeri bayağı minikmiş ya gerçekten de. Evet, çok küçükmüş. Lina sabah gördüğünde ne yapacak acaba? Şunların tamamı da balıkların yemi. Şuradan dolduralım. Bundan da alın. Oh. Bunlar da Japonlara, tetralara göreydi. Bu da köpek balıkları. Şundan da 4-5 tane atayım. Acıkmışlardır ya. Geri gidiyor. Gelsene kızım. Ters yüzer. Maşallah, çok güzeller. Çok güzel oldular. Köpek balığımız artık rahat rahat yüzebilir. Bunlar dökülenler pul yemler değil mi? Ben acıkmışlardır diye biraz fazla kaçırdım ama. Bu da gece karanlığı hali. En güzel böyle izleniliyor bence. Tüm ışıklar kapalı olacak. Bir sandalye çekeceksiniz önüne ve böyle izleyeceksiniz bunun ışığında. Gerçekten. İçinde kaç tane balık vardır sence Taner şu an? 50'nin üstünde değil mi? 60 falan oldu herhalde. O 50'nin üstünde olduğu kesin. 60-70 tane var burada. Ben üşenmeyeceğim. Yarın sayacağım bunları kaç tane.
Ya çok güzel oldu. Benim çok içime evet, sindi gerçekten. Arkadaşlar sizin yorumlarınız da çok önemli. Diğer akvaryum mu bu mu? Hangisi daha güzeldi? Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum gerçekten. Siz de düşüncelerinizi yoruma bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.